Zuhal Hanım, efendim. Ben dün tam eksiksiz geldim mi masaya, giyinmiş, süslenmiş evet. Ama Bela Hanım'a konuşmuyor. Ne giyinmiş, ne tam öyle evet, değil niye mi? Niye eleştirmedin? Ben eksiksizdim. Eksiksiz. Mesela dün masada tuz olmadığını, ekmek olmadığını evet, söyledin. Ekmek sonra geldi. Ama bugün Belia'nın kıyafetini dediği doğru. Bak evet. Dikkatimi çekti sen deyince. Ekmek de sonra geldi. Neden bir şey demedin, üzerini niye değiştiremedin? Niye bizi böyle karşılıyorsun? Ekmek niye olabilir yani. Olabilir. Ha olabilir. Yani sonuçta yemeğini yetiştirdim. Bence taraf tutuluyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben her şeyi taraf tutuluyor. Bir de şey, evet. Daha girerken zaten övülmeye başlandığı için. Buyurun. Evet kapıda başladık övmeye. Lütfen. Teşekkür ederim. Lütfen Mürüvvet Hanım. Güzel bir koku aldın mı? Güzel kokuyor dedim sadece kapıdan gelirken. Karnınız doyacak belki sevinirsiniz bugün. Ben kaytazı elimle yiyebilir miyim? Tabii. Aslında zaten öyle. Peçete rica ederim. İçecek bir şey alır mısınız? Su rica ederim sadece tabii o kadar. Tabii ki hemen. Ben bir şey almayacağım sağ ol. Melia. Kaytaz evde mi pişti Melia? Hayır fırında. Ha o da fırında. Taş fırında pişirdim. Evde pişirdiniz mi? Hem evde pişirilen bir şey, fırında pişirilen bunu da kabul edemem. Tepsiyi de kabul edemem. Asla kabul edemem. Kabul edemem derken? Neden? Kabul etmeyip de ne yapacaksın? Nasıl yani ya? Ben yiyeceğim tadı bak. Bakın tadı çok güzel olmuş evet. Benim süremden ne kadar gittiğini ben sizi cuma günü göreceğim. Göreceksiniz. Tamam mı? Ben sizi cuma günü göreceğim. Göreceksiniz. Başka hiçbir şey demiyorum. Sadece tam Nurbet Hanım. Tam tere bataraktan ben bu menüleri bitirdim. Sadece Nurbet Hanım gibi yapmayın da. Hepimiz hani, çaba göstereceğiz. Böyle bıçak bile hepimiz yapacağız. Doğru eleştirelim. Çünkü emin olun eğer evde yapmış olsaydınız bu kadar yumuşak asla olamaz. Hamurundan o. İstediğin evde kadar yap. Mümkün değil. İddia ediyorum. Bakın. Ben de iddia ediyorum size. Evde hamurum var. Tamam. Size şimdi içi de var. Tamam. Pişireyim mi ben size? Ha? İster misiniz? Zaman kaybolacak. İsterseniz. İsterseniz ben şimdi ne kadar zamanda pişireyim? 3 tane yapacağım. Tamam. Ne kadar zamanda pişiyor? Program saat. Yani yemek bitene kadar pişecek. Hadi at fırına pişsin. Tamam, sizde tadın vardı. Hadi at fırına pişsin. Yapacağım gibi. Çeksin kameralarda. Ama seni çok uğraştırmayacak değil mi? 3 tane yapacağım. Bela, her şey sağlıklı. 2 tane yap ya. 2 tane yap. 2 tane. Tamam. Bir tane bile yeter. Hadi bir tane yap. Tamam. Bir tane yap. Hemen yapıyorum. Bir tane yap. Levent Bey kabul etmiyor. Bunu ben neden böyle yaptığın şeyindeyim. Yani hakikaten evde yapmış olsaydı emin olun bu yanma süresi gerçekten olabilir. Bu ne ya? Fırına götürdüm. Asıl fırında pişer bu. Bana dediği lafa bak ya. Asla kabul etmiyormuş. Hayret bir şey. Asıl fırında pişer bu ya. Asıl bunu... Ev fırında pişerse güzel olmaz ya. Ben şimdi kaç gündür gittim evlerde hepsinde de kaytaz böreği ikram edildi bana değil mi? Sizde de. Ha sizde vardı değil mi kaytaz? Var ama yanlış yapılmış. Bu da yanlış yapılmış. O hazırdı. Yetiştiremedi. Ben bunu beğenmedim. Ya beni kandırıyorsunuz evde. Ya kandırdık vallahi. Aa bir de söylüyorum. Ben de diyecektim ben ki ev yapımı kaytazlar da aynı böyleydi tam ama diyecektim. Ama benim suçum ben size özel üstlenmiyorum. Hani kimse riske girip evde yapmaz. Hayır. Hayır ben de evde yediklerim de böyleydi diyeceğim. Hayır. Asıl kaytaz böreği şimdi çok risklidir. Önemli, çok önemli bir konu özür dilerim. Eğer tabii devam edin. İzin verirseniz. Tabii. Hani. Şimdi cidden yine eskilerden. Pardon. Bunu ve tepsiyi. Ben mesela benimde de etli bir şey var. Tamam. Ve ben hani fırına verilmesi tabii ki eğer izin veriliyorsa. Tabii ki. Tamam verilsin ama o zaman şey oluyor. Hakikaten risk olmuyor. Bence risk olmuyor. Yanlış düşünün. Nasıl risk olmuyor ya? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya çok özür dilerim. Söyle. Bir şey söyleyebilirim. Şimdi demek istiyor ki bunu evde fırına attığı zaman unutma ihtimali olabilecek. Evet ondan bahsediyorum. Evde öyle demin söyledik ya. Evde tabii ki yakma ya da tam pişirememe ihtimali var. Taş fırına da götürdüğünde menüyü yetiştirememe ihtimali var. Bak çok risk orada üzeri... da risk. Yani var ya mesela evde yapması gereken yemekleri o zaman kaybına yenik düşse ayarlayamasa mesafeyi ya da gidip gelmeyi, zamanlamayı. Buradaki yemeklerden biri eksik çıksa eksik menüye girer. 2-1 verirsiniz. Şeydeki... O da bir risk. Yani iki taraflı da risk tabii ki. Yok anladım. Yapacağım. O kadar da iddialıyım. Ben yemeklerimde iddialıyım. Şunun içinde hemen açacağım. Şuradan kıymamı alacağım. Taş fırına götürmek çok büyük bir emek, çok büyük bir zaman kaybı. Ben gününde onu da göreceğim. Evde yapıldığında hani bu daha sert şey oluyor ya. Hmm. Üzeri de biraz fazla pişiyor evdeki evet, fırında. Hani ama çarşı fırınında bu şekilde olmuyor.
Odun ateşi evet. çok başka pişiriyor. Fırın ya, çok başka tabii pişiriyor. Ya ne pide de yapsan, lahmacun da yapsan. Tabii illa olmaz. Odun tabii ateşinin tadını hiçbir şey veremez, o ayrı. Ama o da belki de işte hani sizlere daha güzel tam lezzetini tabii. ikram edebilmekle. Tabii ki sizlerden de güzel puan alabilmek için neticesinde. Onu da düşünerek taş fırına götürmüştür. Doğrudur. Ki tam tadını verebilsin. Bence anladım. Güzel bir düşünce yarışma için. Siz o riski göze alıyorsanız isterseniz fizana götürün. Bizi ilgilendirmez. Yani de ki benim 45 dakika uzaklıkta bir fırınım var ama çok güzel pişiriyor de mesela götür. Biz bir şey diyemeyiz. Ama nesi yanlış yapılmış Aysel'cim, onu merak ettim. Şimdi Zuhan Hanım, bu bir risk yemeğidir yine. Evet evet tabii ki. Bunun hamuru risk alacaksan mayasız olur. Evet. Kesinlikle mayak olmaz. Öyle bir hamur yoğurmanız lazım ki hem dinlendireceksiniz hem de muhakkak da taş fırında pişecek. Asla bu şekilde olmaz. Bu poğaça gibi olmuş bir hamur. Poğaça gibi evet, olmuş. Evet, bu poğaça hamuru. Asıl kaytöz böreğin eskilerin yaptığını söylemeye şimdi diyecekler ki eskiler. Hayır eskiler değil. Attım Zuhal Hanım. Aa yaptım. İyi hadi. Yalnız mutfaktaki arkadaşlar uyarsınlar. Ne kadar pişmesi lazım? Sen ayarladın mı? Ben gider bak gelelim. Tamam ama uyarın lütfen Belia'yı. Çünkü bu yarışma dışı bir şey. Sadece yarışmacılardan evet. böyle bir talep geldi. Daha doğrusu kendinden geldi. Onlar da onayladı. Ben de. Onun için lütfen uyarın. Unutmasın. Tam zamanında şey yap. Bir çıkarır tamam. burada. Bu arada yanlış yapılmış. Bu poğaçaya benzemiş diyor Aysel. Ne poğaçaya? Asıl kaytöz böreğin hamuru nasıl olur? Poğaçaya mı benzemiş? Sen hiç hayatında kaytöz böreği yemedin herhalde Aysel Hanım. Yemedim ya. Ben kendim bildim bileli böyle yaparız. Asıl yapılan mayasızdır bir şekilde. Mayasız yaptığın zaman şöyle olur. Nasıl olur? Olmaz. İşte tahta onu yoğurur. Yenmez. Az mayalı olur yenmez. Benim bildiğimde. Hayır. Mayası azdı. Az mayalı. Yani yarım paket ya da bir çay kaşığı az mayalı. Az mayalı olsa bu şekilde kabarma. Az mayalı. Mayası çok aşırı fazla. Çok bekledi çünkü. Son dakika yaptım ben koştur gittim. Koştur geri geldim. Mayak konur. Fazla mayalanmış. Mayak konur. Mayak konur. Bir çay kaşığı mayak. Bir çay kaşığı. Üç evet. Artık konur diyorlar zaten Aysel'cim. Az mayak konur. Az mayasız yapsın o zaman tahta gibi olur. Evet. Hamurla yağla açılıyor. Hamurla. Yağla da açılıyor. Yemek programında taş gibi olur. Zaten kesinlikle. Evet. Kesin çocuk olur. Tadı nasıl? İçine ne koyduğunu merak ettim. Soğan var. Evet. Maydanoz var. Evet. Karabiber var, pul biber var, tuz var, yağ var bu kadar. Nar ekşisi, domates nerede? Nar ekşisi, domates salçası. Ha koydun mu? Hepsini koydum. Nar ekşisi var. Beğenmedin mi kaytöz Aysel? Fena değil. Fena değil. Diğerlerini de anlat. Önceyi ve diğerlerini. Önceyi beğendim. Önceyi beğendim. Humusun da güzel. Humus. Evet. Peki onları beğendim. Sevilen. Ama bu yanlış. Ben de böreğini beğenmedim. Katılıyorum. Poğaça gibi olmuş. Daha ince açılması lazım. Daha kat kat kıvırarak külçe şeklinde de yapabilirdiniz. Hayır, İçinin lezzetini de beğenmedim. Şunu şöyle göstereyim. İçi hiçbir şekilde pişmemiş ve buna özen göstereceğimi söylemiştim bakarken. Etrafınızdan destek bekliyor gibi herkese bakmanıza gerek yok. Önümde tabak. Kimseye ihtiyacım şuna yok. Şuna bakar mısınız sadece? Şunu gösterebilir miyim? Çatarken. Şöyle bir ama hatta zoomlaya da biliriz. Hayır ben bu şekilde yapmıyorum. Zuhal Hanım öce tavası böyle yuvarlak çukur çukurdur. İçine yağ konur. Özel öce için. Özel öce ve böyle mi olur şekli? Evet. Bir getir o zaman. Tamam. Top şeklinde olur bu. Bir görelim. Ya hayır bu kaşıkla konulur yani. Hayır. Hayır. Antakya'dayız hayır. ya. Kaşıkla koyuyorum. Mücver olur o zaman. Hayır ben kaşıkla koyuyorum. Pişmemiş. O tavayı hiç görmediğine inanmıyorum. Ben hiç görmedim çünkü kullanmıyorum. Görmek zorunda da değilim. Ama şimdi göreceksin. Bakın, ölçü tavası bak bak böyle bak, kamera budur. Ama şimdi bak. Bakın. Bilmiyor musun sen bunu? Ben bilmiyorum. Bunu. Niye şekline ama kızıyorsun o zaman? Şekline kızmıyorum. Ne yapıyorsun? Bunun bu şekilde top şeklinde. Bunlar ekmek gibi yapıyor herhalde. Hayır, bak ölçü bu tavası. Ölçü tavası budur. Ölçü tavası olabilir. Ben kullanmıyorum. Ben kaşıkla yapıyorum. İyi de o zaman bunu niye eleştiriyorsun? Bunu eleştir. Çünkü işi bitmiyor. Nasıl pişmemiş? Dışına bakar mısın? Simsiyah olmuş. Hayır içi hiçbir şekilde pişmemiş. Sevilay bugün bilenik gelmişsin bana kurban olurum. Neden ya. Bileneyim ki size? Neresi bunun? Bunun dışına bakar çevirir misin? Ya bir tadına bakar mısınız sadece? Tadına bak. Sizinki pişmiş olabilir. Çiğ mi şey içi? Demiyorum. Hayır. Hayır diyor Aysel. Çiğ mi içi? Hayır. Çiğ mi? Bence de değil. Şunun tadına bir bakabilir ister. Misiniz? Baktık. Tabağımdaki bakın hiçbir yok, şekilde pişmemiş çiğ gerçekten. Vallahi bendeki çiğ değil ama. Evet. Bendeki pişmemiş. Hayda her gün birine bir şey bir tuhaf geliyor. Ama şunu isterdim. İkisinin şeyi farklı ya. Evet. Yağları karıştı. Evet bayağı karıştı. Humus mesela alacağım iki alamıyorum. Mesela. Aynı bir tabağı kullansaydı benim ayrı gibi. Ayrı sizlerinki güzeldi mesela. Güzeldi. Mürüvvet de Aysel de kullandı evet. De 4 çeşit var. Konulabilir ama daha şık durur yemek meze yarışması. Hani karışmaz. Karışmaz o küçük küçük hepinizde var mezelikler. Hani yoksa da bizden biz de sizler için burada evet da olsa temin ederiz. Şimdi onun yağı ona akıyor bir karışıyor. Ama yani. Lezzette karışmaz güzel olur.
kimse de Önce'nin çiğ olduğuna katılmıyor. Ben de bakacağım. Peki. Ondan sonra humusu, kimyonu fazla olmuş. Abuganuş'u da beğenemedim. Ben bunu da bu şekilde yapmıyorum. Şimdi ilginç gelecek ama herkesin bir yapma tarzı vardır. Beğenemedim yani. Zuhal Hanım beğenmemeye gelmiş bugün. Bu bir şey dolaşıyor masada. Mürvetteydi, mürvetten çıktı, Sevile'ye geldi. Beğendiğim şeyi beğenmedim, beğendim demem. Peki sana sorayım Mürvet, sen nasıl buldun? Kaytaz böreğin hamuru güzel, az mayalı olur. Asla mayasız olmaz değil. Asla. Zeytinyağıyla mı açtın abla, tereyağı zeytinyağı? Tereyağla. Ellerine sağlık. Yumuşaklığı, etinin kıvamı da güzel. Benim öcem pişmiş. Gayet de iyi pişmiş. De pişmiş. Dünkü sarmaya pişmemiş demiştiniz. Şu an bu da pişmiş. Evet, o da pişmişti dün. Evet. Ben ona da karşı. Ya ben evet, pişmiş. Gayet iyi pişmiş. Sevilay Hanım, yani anlamadım niye böyle bir şey diyorsun. Ben şu an benim sizin tabağınızdakiler pişmiş olabilir. Afiyet ben olsun. Bendeydi devam. Tabii devam. Bizim tabağımızdaki sarma nasıl pişmemişse belki sizin afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Pişmiş. Çok güzel. Çok güzel bir destekliyorum. Ama demedim onu, ben sana dedim. Peki devam et Mürvet yerli. Patlıcanları, biberleri abla fırında mı közledin? Onu da yani evet. Taş fırına mı gönderdin? Ocakta közledim. Ocakta. Bu da güzel abla. Humusunu sarımsak keşke koymadım, biraz daha çekseydin de ama tadı güzel humusunu. Hepsi de birbirine afiyet girmiş olsun bu arada. Sen geçirdin. Ben geçirmedim, gayet yağları akmış, birbirine karışmış. Tamam, ben servis yaparken bunları ben ama mezeliklere koysam daha şık olur. Evet. Sunumun doğru benim değil, bunu söyleyeyim. Levent. Yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Humusu çok beğenmedim. Niye? Şeyi çok fazla nohut geliyor ağzıma. Tahin yetersiz. Allah Allah. Humusta nohut tadı. Enteresan. Şey anlamında hani yoğunluk anlamında. Hem de kendim haşladım. Ya tabii ki nohutlu. Ne tadı gelecek ya? Havuç tadı mı olacak? Sadece tahin tadı alamıyoruz. Yani sadece, tahin tadı yok. Hakikaten sadece. İşte öyle de o zaman. Yanlış söyledim. Tahini eksik de mesela. Evet. Tahini çok eksik. Bol da koydum. Bir de çok iyi şey olmamış. Yani bu normalde biraz süzme evet, hani şey oldu biraz böyle. Biraz türlü dişe geliyor. Türlü olmuş. O doğru. Şeyi beğendim. Bir türlü dedim. Eline ben sağlık. Zaten ben Abu Hanımcığı beğendim. Çünkü ben köz tadını çok severim Abu Hanımcığı. Olmazsa olmazdı. Patlıcana bayılıyorum. Bu pişmiş çok beğendim. Bunu şunu bir kararlaştıralım. Eğer kaytazı. Fırın hakkı. Kaytazı da çok fazla. Yine çok tuzlu geldi bana. Sadece et tuzlu aldım. Yok evet, canım. Tuzlu geldi bana. Eti bol olur ama bunu Levent Bey yani üzerinde bunun bu ay bayağı eti koyarsın. Yok ben etten şey dedim, şey demedim. Soğanı da az mesela. Bana az geldi. Mesela hep et. Evet. Soğan yok. Soğan gelmedi. Tane bana gelmedi. Domates yediğim yok, zaman soğan göreceksiniz yok. Bu kadar. İzlediğinde göreceğim ama koydum. Burada görmüyorum. Ya şu kadar makinada soğan. Makinada çektim çünkü incecik yaptım. Tamam. Dişinize gelmesin anladım diye. Yarım beğendim öyle söyleyeyim. Yani humusla kaytazı çok beğenemedim ama şu ikisi çok lezzetli. Önce ve babam. Evet. Eline afiyet sağlık afiyet diyelim afiyet ve eline sağlık. Tepsi kebabına geçiyoruz. Bu tabağı da verelim mi Beliha? Evet. Şöyle veriyormuşuz. Tamam. Mürvet Hanım az önce bütün tabağını beğendiğini söyledi. Ama Levent Bey konuştuğunda evet pütür pütür, evet şöyle demeye başladı. Levent önce Bey benden dedi, duydu muhtemelen. Biraz daha bilendirden geçirebilirsin. Asla duymadım. Bunu sözleştirebilirsin dedim. Bunu sözleştirdim. Ama inanın duymadım. Lütfen dinleyin. Ben de duymadım. O zaman dinleyin. Yok duysam da söyleyecek mi zaten? Ben ilk söyledim humus pütürlü dedim. Biraz olabilir daha bilendirden evet, bir geçirebilirdin daha dedi. Bir tek daha tahin de istermiş içine. Biraz daha tahin, birazcık daha biraz süzülebilirdi ya da bilendirden geçirebilirdin diye söyledim.